Türkiye'de insanların daha doğrusu memleketin neşesini nasıl buluyorsun? Biraz az buluyorum, biraz az. Yani Doğal ama yani kaçıyor insanların neşesi. Çünkü sürekli bir gerginliğin olduğu bir yerde çok da gülemezsin yani bir evin evin içine hayal et abi kardeşler sürekli kavga etse üçüncü insan bunalır yani ben birazcık öyle görüyorum. Ekonomik koşullar biraz zorluyor, biraz değil, bayağı zorluyor. Öyle. Şimdi beni bu insanlar sevmiş, izlemiş, değil mi? Bir, bir yere getirmiş. Bu sevgi sayesinde işte atıyorum Twitter'da milyonlarca takipçi, Instagram'da milyonlarca takipçi. E şimdi ben de bu imkanı, onların bana sağdığı bu imkanı, onların hayrına kullanma şeyini hissediyorum. Ben yani. kendi adıma şundan çok mutluyum. Bu kadar milyonlarca insanın takip ettiği, milyonlarca insanın ilgili alakayla işlerini beğendiği insanların memleket meselelerine vicdanlarıyla katılmaları gazeteciler için çok iyi bir şey. Hmm. Ee, gerçekten o vicdanla katılıyorlarsa, başka bir bekletme katmıyorsa. Evet, evet. ee, senin şöyle bir çok katkını aldım ben. Ben aylarca bundan önceki Tarım Bakanı'na bir soru sordum. Hmm. Ayla 6 ay sordum ya. Gitti şimdi o bakan kalmadı. Evet affını istedi. Evet o da affını istedi. Ben affetmedim ama. <laughs> ben kendi adımı affetmiyorum. Ben hiç etmiyorum öyle evet. bir hakkım varsa vatandaş evet. olarak da. var abi sen vatandaşsın. altı Alt Bütün hak sana ait vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Burada tek hak sahibi olan insanlar vatandaşlar. 6 ay boyunca şeyi sordum ben. Senin de çok içinde olduğun e, o Marmaris'teki devam eden o bölgedeki yangınlarla ilgili bir uçak meselesi hmm. tartışıldı. Bize dönemin Tarım Bakanı dedi ki bunlar hurda. Hmm. Sonra ortaya çıktı ki bunlar hurda değilmiş. Hmm. Ben de bunu sordum. Ya bunlar nasıl hurdaydı? Hurda değilse nasıl uçabiliyor? Niye öyle dedir Cevap alamadım. Ta ki soruyu sen sorana kadar. O soruyu <laughs> aylar sonra sen de sordun. Ben de alamadım. Sen de cevabı alamadın ama sonra nasıl oldu bilmiyorum. Galiba senin de sürece dahil olmanla birlikte birkaç hafta sonra buna bir cevap verildi. Ve dedim ki ya oh be. Yani ne cevap verildi onu ben şey. Şöyle... Tabii işte yani burada değil mi? Burada değil dediler. Evet, değil yani zaten bir uçağın hurda olması için o uçağın hani tedavülden kalkması lazım değil mi? Yani sonuçta aynı uçağı İspanya kullanıyorsa sen de aynı uçağı İspanya'dan kiralıyorsan demek ki sendeki uçak İspanya'dakiyle aynıysa sendeki hurda değil ya da sen hurda kiraladın. Ya bir de hurda şey bir şey değildir abi. Yani hurda hurdalığa gider. Evet. Geri dönmez artık o evet, hurda. Evet yani işte. Hurdadan, hurdadan uçak var. yapamazsın bir Aynen. daha. Yani Bakımsız baş, olduğu o için. O başka bir şey. Bakımsız olduğu için, uçmayacak konumda olduğu için, durumda olduğu için onlar uçmaz diyorlar. E uçmaz diyorlar ama işte uçmaz dedi. Yani ilk yangın o işte benim topa girdiğim büyük Marmaris yangını, son oklukta çıkanı demiyorum. Orada gerçekten e, ihmal vardı. Yani ihmal e, ihmal yüzünden o yangın o kadar büyük bir alanı yaktı. Neydi o ihmal? İşte çaresizlik, elde avuçta olmaması, müdahale edecek e, environment'ın, malzemenin elinde olmaması abi. Bu e, sağlanmış olsaydı, bu hazır olsaydı, böyle büyük bir yangın olabileceği tahmin edilip öngörülseydi, ee, o hazırlık elimizde olsaydı ülkece daha az bir alan yanardı kuşkusuz Oradaki bir insan söylüyor bunu Çünkü bir şey. 35 kilometre bir alan yanarsa 35 kilometre ötede başlayan yangın 8 gün sonra 35 kilometre ileriye geliyorsa müdahalesizce ve köyleri yaka yaka Yani o zaman değil mi bir sıkıntı var yani çünkü rüzgar sürekli esmiyor duruyor yavaşlıyor tütüyor ya benim şimdi mesela orada ben ilk yayını yaptığım zaman diyorum ki bakın iki dağ arkada yangın var diyorum şu anda iki dağ arkada diyorum. Üç gün sonra bir dağ yamacına geldi diyorum bakın şimdi aramız 100 metre diyorum. Bir iki saat sonra o e, yayını yaptığım yer yanıyor abi. Şimdi burayı kimse durdurmuyor yani anladın mı ne bir şey. Orada ben artık zaten sinirlerim de bozuldu o alevin içinde kalsam inanılmaz bir şey. Ama bunlar tabii şeyde birazcık tetikledi. Yani biraz daha orada bir hata olduğu, orada bir ihmal olduğu ve müdahale edilmesi gerektiği evet. ciddi anlamda bir kamuoyu oluştu bunun. Evet. Ve o dakikadan itibaren müdahale başlamaya evet. başladı, edilmeye başladı. Hani özel sektör e, elini taşın altına koydu. insanlar helikopter kiralayıp e, buraya e, şeyin e, Orman Bakanlığı'nın kullanımına verdiler filan uçaklar hemen arttı filan. Böyle bir şey oluştu artık tamam hani bu kadar ses çıktı hani bir şeyler yapalım oldu herkes. o sayede zaten o o yayını yaptığım yerden iki 25 kilometre ötede de söndü yangın. Yani biz orada durdurabildik o işi. Ne kadar alan kaybettik ama? Abi 190 bin futbol sahası. 190 bin futbol sahası. Yani çok ciddi bir rakam. Futbol sahasını hayal edin. 190 bin tane yandı ve kızılçam. Geri dönüşü olmayan bir çam yani.